Dönüyoruz. ALB Forex'e bizi Onur Altın bekliyor. ALB'de Onur, iyi geceler. İyi akşamlar Barış, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İstersen senle bir Borsa İstanbul yorumlayalım. Bugünkü yükselişine devam etti borsa. Fed etkisini de gördük. Yine yukarı yönlü hareketi destekledi. Bir anda koalisyon senaryoları. Önümüzdeki haftaya dair nasıl bir beklentiniz var? Fed'in açıklamalarından sonra Borsa İstanbul tarafında tekrardan yükseliş hareketlerinin yaşandığını gördük. Zaten seçimler sonrasında bir başlayan yükseliş hareketi vardı ve Fed'in kısa dönemde faiz arttırmayacağına ilişkin beklentiler bu piyasada, yani borsa ve BIOB tarafında yukarı yükselişleri destekledi. Bir dahaki haftaya baktığımızda önemli kararlar var. Yine Amerika'dan verilerin etkili olacağını söyleyebiliriz. Yurt içinde de Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Biz faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz ama seçim sonrası ilk faiz kararı olduğundan dolayı Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin kuracağı cümleler ve vereceği mesajlar oldukça önemli olacaktır. Yine aynı paralelde Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri yemin edecekler. Yani seçimlerden sonra artık siyasi belirsizliklerin biraz daha kalktığı bir ortama doğru ya da erken seçime doğru bir yol alacak içerideki piyasalar. Bu nedenle eğer ki 82.500'lerin üstünde tutunacak bir borsa görürsek şayet 83.500'lere doğru bu yükselişin devamını getirebiliriz. Aşağıda tekrar 82.500'lerin altında kalması durumunda ise 81.500'ün altında 80.000'e kadar bir geri çekilme mümkün. Biz bu süreçte borsanın daha çok 80.000-82.500 arasında konsolide olacağını düşünüyoruz. İstersen bir de euro dolara bakalım. Euro dolardaki hareketi nasıl yorumlarsın? Şu an 1.1350 seviyelerinde devam ediyor euro dolar. Bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın açıklamaları vardı. Tsipras açıklamalarında Yunanistan sorununun Avrupa sorunu olduğunu dile getirdi. Ayrıca Tsipras şu anki geldikleri noktada Yunanistan'ın bir çıkmazda olduğunu, ya Avrupa'yla dayanışma haline de olacaklarını ya da kemer sıkma programının çıkmazının yaşanacağını belirtti. Avrupa tarafı özellikle KDV reformu ve emeklilik maaşı kesintilerinde Yunanistan'dan bir reform paketi bekliyorlar. Ancak Tsipras ve ekibi bunun kendileri için kırmızı çizgileri olduğunu ifade ediyorlar ve bir türlü anlaşmaya yaşanmıyorlar. Dünkü yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı ve bugün olağanüstü bir kararla pazartesi günü tekrardan Euro grubun toplanması kararlaştırıldı. Şimdi oradan bir sonuç çıkmazsa her şey bitmiş değil. Çünkü Yunanistan için ay sonuna kadar halen vakit var ama bu toplantı sıkışıklığı devam edecektir. Pariteye döndüğümüzde ise pariteye baktığımızda Fed'in etkilerinin halen parite üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Orada 1.1450'nin önemini altına çiziyoruz. 1.1450 şayet yukarı yönlü kırılır ise orta vadede 1.17'ye kadar gidecek olan bir kur görmemiz mümkün olabilir. Aşağıda 1.13 önemli bir destek bölgesi. 1.13'ün altına kayarsak da bu sefer 1.12'ye kadar bir geri çekilme yaşamamız mümkün. Onur, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin ALB Forex'e. Yeniden efendim dönelim stüdyomuza. Mehmet Ali Yıldırım Türk ve Volkan Kuğucuk'la sohbetimize. Mehmet Ali Bey, iyi mi?